kol kola kenetlenerek yürüyen gençlerin önünde Boğaziçi Köprü. Ancak o sırada hain darbeciler Erol. Veteran ekibi gösterisi, Kartepe Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterisi, protokol konuşmaları aç. Haydin! Ya Allah! Hizmetlerden bir tanesi ve bundan da öte göreve gelmeden hatta söz verdiğimiz, göreve geldiğimizde sürekli yenilediğimiz sözümüzü ve o sözü yerine getirmenin huzuru, gururu, mutluluğuyla Kartepe Acısu Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Kompleksi'nin açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygıdeğer Başbakan Yardımcım, kıymetli misafirlerimiz, özellikle konuşmama başlamadan önce teşekkürlerle başlamak istiyorum. Bu kompleksin, bu stadın yapımında bizlere maddi desteğiyle büyük güç veren Sayın Muhammed Avukat Tanrı ve saygıdeğer babasına, ailesine, şirketine, yine bu tesisin daha önce gençlere kazandırılmasında emeği geçen Acısu Beldesi'nin belediye başkanlarına, yöneticilerine, spor yöneticilerine, meclis üyelerine, kısaca buranın stat olarak ayrılmasına destek veren geçmiş dönem yöneticilerimize huzurlarınızda özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu tesisin yapımında maddi desteğin ötesinde belediye çalışanlarımız ve stadın yapımını üstlenici firmaya bir kez de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Kısaca bu stadın, bu kompleksinde kısaca bilgisini sizlere arz etmek istiyorum. Yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerinde kurulmuş, içerisinde bulunduğumuz FIFA standartlarında uluslararası müsabaka yapılabilecek düzeyde stadı, yine yanında bulunduğu çocukların şu anda gösteri yapmış olduğu basketbol, voleybol, tenis kortları, aynı şekilde stadın hemen tribünün altında 4 tane soyunma odası, hakem odaları ve en önemli gereksinimlerinden bir tanesi mescidi içinde bulunduran 1000 kişilik artırılabilir kapalı tribünü ve aynı şekilde gece maçlarının oynanabileceği ışıklandırma sistemiyle Kartepe'mize çok güzel bir tesisi kazandırmanın, başta da ifade ettiğim gibi, huzurunu yaşıyorum. Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz, değerli Kaymakamımız, kıymetli Kartepe Belediye Başkanımız, değerli protokol, değerli basın mensupları, sevgili hemşehrilerim, hepinizi Büyükşehir Belediye'miz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kartepe Belediye'mizin Abdullah Tayyip Olçok adını verdiği bu anlamlı isme yakışır spor kompleksinin
Kartepe'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 15 Temmuz şehidimiz Abdullah Tayyip hainler tarafından şehit edildiğinde daha 16'sında bir çocuktu. Kıymetli ağabeyimiz rahmetli Erol Olçok'la birlikte o meşhum gecede 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne darbecilere karşı direnmek için gitmişlerdi. Ve silahsız bu baba oğlu kahpe kurşunlarla şehit ettiler. Bunun vebalini ne bu dünyada ne öte dünyada asla ödeyemeyecekler. Adları sonsuza kadar hain olarak anılacak. Ama 15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz burada Kartepe Belediye'mizce kazandırılan bu tesiste sonsuza kadar yaşayacaktır. Allah bizleri de o şehitlerimizin mağfiretine nasip olmamızı nasip etsin ve bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli misafirler, Sayın Başbakan Yardımcım, atalarımız sağlam kafa, sağlam vücutta olur demişler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2004 yılından bu yana spora son derece büyük destek veriyoruz. 180 kilometreyi aşkın bisiklet yolları, bütün ilçelerimize yarı olimpik yüzme havuzları, kapalı spor salonları yapıyoruz. Bütün parklarımıza basket, voleybol sahaları, 15 binden fazla fitness ve spor aletleri yerleştirdik. Amatör spor kulüplerimize 11 trilyonu aşkın malzeme yardımı yaptık. 300'den fazla okulumuza çok amaçlı basket, voleybol sahaları kazandırdık. Okullarımıza masa tenisleri dağıtıyoruz. 10 binlerce satranç takımları dağıtıyoruz. Yağlı güreşlerimize destek veriyoruz. Seka sporumuzla birlikte 40'tan fazla spor branşına bugüne kadar destek veriyoruz, vermeye devam ediyoruz. 10 binlerce lisanslı sporcu yetiştirdik. 1000 kilometreden fazla yürüyüş parkuru yaptık. Değerli misafirler, spora olan desteğimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecek. Burada Büyükşehir Belediye'mizin sporla ilgili projelerini saymakla, hepinizi detaylı bir şekilde saymakla vaktinizi almayacağım. Ancak genel anlamda şunu ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu bütün projelere gerçekten vermiş olduğu olağanüstü desteğinden dolayı başta Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Işık olmak üzere bütün milletvekillerimize, Sayın Valimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu tesisin Kartepe'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kartepe Belediye'miz tarafından yapımı gerçekleştirilen spor tesislerinin açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Bu açılışımızı onurlandıran başta Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Işık Bey olmak üzere bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmesi hepimizin ortak görev ve sorumluluğu. Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetiştirmeleri için spor tesislerine büyük ihtiyaç var. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Kocaeli'nde de birçok spor tesisi yapılıyor, gençlerin hizmetine sunuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yanında başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere birçok belediyemizin gençlere dönük yürüttüğü spor altyapısına yönelik çalışmalar var. Bugün de bunlardan birini Kartepe Belediye'miz hayata geçirdi ve bugün onun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda gençlerimize hizmet verecek, onların olumsuzluklardan kurtularak daha sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine fırsat yaratacak bu tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin başında bizzat yakinen tanıdığım ve gerçekten kaybından büyük teessür duyduğum merhum Erol Olçok, kıymetli evladı, bugün bu tesislere ismini verdiğimiz Abdullah Tayyip Olçok, tüm 15 Temmuz şehitleri ve bu toprakları bize ebedi vatan kılmak için gözünü kırpmadan canını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun.
Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bugün aramızda olmayan bütün gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda mevcut hayatta olan gazilerimize de sağlık, mutluluk ve esenlikler Rabbim'den niyaz ediyorum. Evet, bugün bu güzel, bu çok güzel yapılmış tesislere Abdullah Tayyip Olçok ismini Kartepe Belediye Başkanımız ve belediye yönetimimiz uygun gördü. Ben hem Abdullah Tayyip'in ailesi adına hem de bu Kocaeli'nin bir evladı olarak, bir milletvekili olarak ve aynı zamanda hükümetin bir temsilcisi olarak Kartepe Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Zira biz sadece Abdullah Tayyip'i değil, sadece Erol Olçoğ'u değil, 15 Temmuz'un hiçbir şehidini unutturmamak zorundayız. 15 Temmuz sıradan bir olay değildi. 15 Temmuz sadece 3-5 tane FETÖ'cünün bir araya gelip darbe yapmak istediği bir sıradan vaka değildi. Zira Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak, Türkiye'nin yükselişini kesmek, Türkiye'nin bölgesinde iddialı bir güç olmasının önüne geçmek için çok daha önceden planlanmış ve hayata geçirilmeye çalışılan büyük bir projenin sadece bir parçasıydı. Gezi olaylarıyla başlayan süreç aslında bölgenin ve özellikle Türkiye'nin yeniden dizayn edilmesini amaçlıyordu. Oradaki gençlerin ağaç hassasiyetini istismar eden, onu hükümeti düşürmek için bir bahane olarak kullanan ve arkasında bugün hangi güçlerin olduğu belli olan bir olaylar zincirinin ilk halkasıydı Gezi olayları. Arkasından 17-25 Aralık yargı darbe girişiminde bulundular. Arkasından Kobani'yi bahane ederek Türkiye'de Güneydoğu'yu karıştırmaya çalıştılar. Arkasından da bu hain 15 Temmuz darbe girişimine teşebbüs ettiler. Bu sadece Türkiye'nin değil, bölgenin bir takım güç merkezlerinde planlanan şekilde yeni bir istikrarsızlık dönemi için atılan adımdı. Bakınız, bugün benzer adımları yine görüyoruz. Kuzey Irak'taki şu son referandum bölgenin istikrarsızlaştırılması için atılmış yeni bir adımdır. Maalesef bu bölgeyi planlamak, bölgenin adeta böl parçala yönet, böl parçala yut taktiğiyle bölgenin yeniden şekillendirilmesini isteyen güç merkezlerine en büyük destek bölgedeki basiretsiz idarecilerden geliyor. Sayın Mesut Barzani son oyunu göremedi. Basiretli davranmadı ve şimdi en büyük zararı kendi halkı görecek. En büyük zararı yüzyıllardır kardeşlik bağıyla bağlı olduğumuz Kuzey Irak'taki halk görecek. Ama sadece o görmeyecek, bütün bölge bundan az veya çok etkilenecek. Türkiye olarak biz gerekli tedbirleri alıyoruz. İnşallah en az etkilenen biz oluruz. Ama Kuzey Irak'taki kardeşlerimiz bundan etkilendiğinde yine biz de canımız yanacak, biz de üzüleceğiz. Sebebi ne? Bir takım siyasetçilerin basiretsizliği, feraset eksikliği ve maalesef ihtirası. Bölgede bunu kaçıncı defa yaşıyoruz? Birinci Körfez Savaşı, ikinci Körfez Savaşı, bölgedeki büyük sıkıntılar, Suriye'nin geldiği durum, bunların hepsi maalesef çok zaman bölgedeki idarecilerin basiretsizliğinin sonucu oluyor. Bu noktada özellikle Türkiye olarak birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde tutmak zorundayız. Böyle bir dönemde küçük meselelere takılıp büyük resmi kaybetmemeliyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz bizim sigortamızdır. Davet ediyorum. Belediye başkanlarımızı keseceğiz kurdeleyi, onu özellikle belirteyim. Rahman Rahim'in bizleri yoktan var ettin.
Bizlere sayısız nimetler ikram eyledin. Bizlere böyle hayırlı, huzurlu hizmetleri yapmaya vesile kıldın. Sana sonsuz hamdü sena ediyoruz. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, devletimizi, milletimizi, ülkemizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, gençlerimizi sağlıkla, sıhhat içinde eğitimini, sporunu yaparak sağlıklı gençler olarak bu vatana hizmet etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu hizmetlerin artarak devamını bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dünyada ve ahirette bizlere iyilikler ve güzellikler nasip eyle. Geçmişlerimize rahmet diliyoruz. Hastalarımıza şifa diliyoruz. Çalışanlarımıza, özellikle gençlerimize sağlık ve sıhhat içinde başarılar diliyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Tesisimizin Abdullah Tayyip Olçok spor tesislerimizin Acısuğuz'a, Kartepe'mize, şehrimize, gençlerimize ve buradan yararlanacak herkese hayırlı olması dilek ve temennisiyle kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Kaleci kim? Kaleci zaten boyu direğe değer onun ya. Başkanı yapabiliriz. Hüseyin başkanı. Abi geçecek. Sen kaleci. Abi şunu çeker. Başkanı yapabiliriz. Şimdi geliyor. Başbakan yardımcısı topu vuruyor. Yeah.